Aynen, çok mutluyum. Seviyorum bisiklet sürmeyi. Evet. Engelleri aşarak geldin. Hiç engel tanımadın. Doğru mu? Tabii. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Arkadaşınızla beraber yoldaydınız. Ben de takip ettim sizi Flash TV ekibi olarak. Evet. Engel tanımadınız. Evet, aslında engelsiz arkadaşımız engel tanımadı. Çünkü ben yokuşlarda çok zorlandım. Arkadaşımız Ahmet Dönmez, engelsiz bisikletçimiz Ahmet Dönmez bana eliyle destek vererek yokuşları rahat çıkmamı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, yolu yakın takip ediyordum motosikletle. Hızınıza yetişemiyordum. Fark ettiniz mi? Evet, fark ettim sizi. Kendime zaten o yüzden engelsiz bisikletçi adını koydum. Bir bacağınız yok. Evet. 2003'te trafik kazasında kaybettim. Nerede oldu? Bursa'da. 13 yaşındaydım. Yaşım 31. Babamla beraber yaptık kazayı. Görünmez kaza. Bir bacağınızı kaybettiniz ama engel tanımıyorsunuz, bisiklet kullanıyorsunuz. Evet, kullanıyorum. Yani bisiklete olan sevgim çok büyük. O yüzden hani hiçbir engel tanımıyorum bu konuda. Çünkü o benim sol bacağım oldu. Ben tekel sandalye, baston deneyi falan kullanmıyorum. Resmen bisiklet benim sol uzvum oldu, bacağım oldu. Yani bu maddi sıkıntılardan dolayı yarışlara gidemiyorum aslında. Antrenman yapıyorum. Maddiyat olmadığı için yaptığım antrenmanlarım da çöpe gidiyor. O zaman dur, buradan bir çağrı yapalım. Sponsor bulalım size. Evet, yani bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ama en büyük engel sponsorsuzluktur diyorum. Sponsorsuzluk. Yani büyük firmalar var, holdingler var. Onlara çağrıda bulunalım burada, iş adamlarına falan. Ne söylemem istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Bana destek olsunlar. Sponsorluk konusunda. Zaten ben bir süredir işsizim. İşe ihtiyacım var benim. Sporcuyum. Yani ortada kaldım. Sahip çıkın bana. Sahip çıkmalarını istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan, başkanım. Duy beni. Cumhurbaşkanım. Bana sahip çıkın lütfen. Ben engelsiz bisikletçi Ahmet Dönmez. Geçenlerde Adana'dan 4 yola gittim geldim. İskenderun'a falan. Yani bisikletim de ben şehir değiştiriyorum. Sadece şehir içinde sürmüyorum bunu. Ya, olay sadece 3 Aralık'tan ibaret değil. Mutlu oldunuz mu? Mutlu oldunuz. Ya tabii ki de hani güzel bir şey etkinlik yapmak ama yani dedim gibi olayların sadece etkinliklerden ibaret olmaması lazım. Petal çevirdiniz. Nasıl? Petal çevirdiniz. Ya tabii ki de çok güzel bir şey etkinlik dediğim gibi. Hani sürekli arkadaşlarla birlikte yaptığımız bir şey. Buradaki arkadaşların da böyle bir etkinlik yapması güzel, teşekkür ederiz kendilerine. Ama dediğim gibi olay sadece etkinlikten ibaret kalmaması lazım. O hayatın erişilebilir olması lazım. Ne yani söylemek istersin buradan tüm Türkiye'ye, ne söylemek istersin? Tüm Türkiye'ye söyleyeceğim şey şu: öncelikle kaldırımlara araba mesela park etmemesinler gibi, bu tarz şeyler, kaldırımlarda direkler olmasın falan falan, yani hayatı kolaylaştıracak davranışlarda bulunmaları bizim için yeterli olur diye düşünüyorum ben. Özellikle hangisi aklında? Bana şarkı söyletmeye çalışıyorsunuz, farkındayım ama. Evet, ama bir mısra söylersen şöyle. Ya söyleyemem. Bir tane. Yok. Bir tane söyle, ne olacak ya? Allah Allah. Gitar da çalıyor. Öyle mi? Allah Allah. Siz beni takip etmişsiniz. Evet, tamam. Hiç ayrılmadım yalnızdan. Ya ben ilk defa sürmedik burada, hiçbirimiz ilk defa sürmedik. O yüzden her bindiğimizde her aynı şekilde mutlu oluyoruz. Sürmeyi seviyoruz yani. Çok mutluydum, bir de elini bıraktım böyle. Zannettim şey, direksiyonu bıraktım. O kadar profesyonelsin ki artık birisi bisiklet yolu öğrenmiş, kendisi gidiyor. Yani direksiyona hakim olması gereken kişi zaten önde. O yüzden ben elimi bırakabiliyorum. Ama petal çeviriyordun. Tabii çeviriyordum, birlikte gidiyorduk. Yani o bisikleti. Evet, buradan genel olarak ne söylemek istersin? Genel olarak engellileri bu tarz sosyal etkinliklere gerçekten katılmaları için, teşvik etmek için buradayız. Hani onlar da gelsinler, bulunsunlar. Hep biz gelmeyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ama bir şarkı söylesen çok iyi olur. İstediğini ver abi, şu abi artık istediğini ver, yeter artık ya. Ya zihniye. Siz hazırsınız. Hazırız. Biz hazırız abi. Hocam. Peki dünya değişmedikçe zihniyet kaldırım iflah olur mu? Öyle mi?
Yani bir şarkı söyletemedim sana. Ben yokken söylüyorsun. Mikrofon açıkken söyle. Şarkı söylemedim ki. Evet söyle, bir şarkı söyle. Söyleyeyim mi? Evet. Şule ya. Ne söyleyeyim ya? Karadeniz. Ne evet. Karadeniz'i ya? Karadeniz. Şule, şule de. Bütün dünya bana inansayı söyleyeyim. Evet. Ama bir cümle. Evet, herkes eşlik etsin. Arkadaşlar da eşlik etsin. Kanka hadi beraber. Hep beraber. Kanka ben ezbere bilmiyorum da şimdi. Rezil aynen. Olurum. Hangi şarkı? Bütün dünya bana inansa işte. Evet. Bir inansa hayat bayram olsun. Neyi söylüyoruz onu söylemeyelim. Evet. Tamam onu söyleyelim. Hadi 1, 2, 3. Bütün dünya bana inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bu kadar. Her sene olduğu gibi bugün de bir etkinlik yaptık engelliler adına. Ama bizim amacımız, yani bizim isteğimiz böyle senede bir gün değil. Bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz engelliler gününün kutlanmasına karşıyız. Onlar hayatın içinde 365 gün. Biz Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında bu yıl 12.sini düzenliyoruz. 2-5 Aralık tarihleri arasında sesli betimleme, altyazı, dublaj yöntemiyle görme engelli ve işitme engellilerin görüp duyabileceği şekilde film gösterimleri yaptık online olarak. 3 Aralık'ta da görme engellilerin futsal müsabakasını yaptık. Bugün de Şişli Cevahir AVM önünden başlayarak Zeytinburnu Merkez Efendi Ünsbet Spor ve Kültür Merkezi'nin önünde son bulan bir bisiklet etkinliği. Görme engelli arkadaşlarımız ve gönüllü bisikletçiler hayata pedal çevirdi. Nerede söylediğiniz? Evet. Come on. Dünya engelliler gününe gönüllü. Gönüllü engelli arkadaşlarımız ve gönüllü bisikletçilerle birlikte hayata pedal çeviriyoruz. Asıl körlük cehalettir. Beni görüyor musun? Beni duyuyor musun? Beni anlıyor musun? Benimle konuşar mısın? Hey hey hey! Nerede bak? Beni görüyor musun? Beni duyuyor musun? Beni anlıyor musun? Benimle konuşar mısın? Bir gün dinliyorum. Bip. Bunlar engelliler günü nedeniyle görme engelliler ve gönüllü bisikletçilerle birlikte pardon. Mezun ameyla sınav.
bir alan var o. Geldik değil mi? Dikkat edin. Arkadaşlar ön tarafa da gelebilirsiniz. Burada da boş olan var. Hadi yavaş. Koşu. Dikkat edin, çapraz duruyor. Arkadaşlar lütfen bekleyin, görme engelli bisiklet sürüyor, lütfen. Arkadaşlar lütfen durun, lütfen araya girmeyin.